Merhaba arkadaşlar ben araştırma görevlisi Onur Gezer. Bugün Osmanlı tarihi 1876-1918 dersinin 3. ünitesi olan Büyük Oyun Yeniden Doğu Sorunu isimli konuya bakacağız. Bu konuya bakarken anahtar kavramlarımız Ayastafonos Antlaşması, Berlin Antlaşması, Sınır Sorunları ve Ermeni meselesi olacak. Ayastafonos Antlaşması ve sonuçlarına bakarken en başta şunu söylemeliyiz ki 93 harbi Ayastafonos Antlaşması ile son buluyor. 3 Mart 1878 tarihinde imzalanan bu anlaşmanın tamamı 29 madde olup ayrıca bir ek fıkradan oluşuyor ve Osmanlı Devleti Osmanlı Devleti'nden şunları bekliyordu. Sırbistan, Romanya ve Karadağ bağımsız birer devlet olarak Osmanlı Devleti tarafından tanınacak. Karadağ'ın topraklarına yeni bir yeni iki tane liman eklenecek ve Adriyatik Denizi'ne kadar uzatılacaktı. Sırbistan'a ise Niş Kalesi, Dirina Vadisi ve küçük e, Zvornik verilecekti. Romanya Basarabya bölgesini Ruslara terk edecek. Buna karşın Dobruca'yı alacaktı. Anlaşmanın devamında maddelerden de anlaşılacağı üzere Ayastoforos Antlaşması Osmanlı Devleti için ağır şartları ihtiva etmekteydi. Zira devletin e, sadece Balkanların büyük bir kısmını kaybetmekle kalmıyor, Anadolu topraklarında da önemli şeylerin Ruslara terk ediyordu. Ancak Rusya'nın ulaştığı sınırlar ve elde ettiği bu nüfus şart meselesi çerçevesinde Avrupa coğrafyasındaki siyasi dengeyi de tek taraflı olarak alt üst etti. Bölgedeki Rus hakimiyet ve etkisinin bu derece artmasından en büyük zararı görecek olan devletler ise kuşkusuz İngiltere, Avusturya ve Macaristan imparatorluklarıydı. Sonuçta bu devletlerin girişimleriyle 13 Haziran 1878'de Berlin'de milletler arası bir kongre toplanıp Rusya'yı e, toplanması ve Rusya'nın bu masaya oturtulmasına Rusya ikna edildi. Rusya'nın Osmanlı Devleti ile tek başına yaptığı Estofunoğlu antlaşması anlaşması ile şark meselesini sadece kendi menfaatleri açısından halletmek istemesi başta İngiltere ve dediğimiz gibi Avusturya-Macaristan imparatorluklarını rahatsız etti. buna bağlı olarak Rusya Berlin'de bir kongreye, bir kongrede masaya tekrardan oturtulup kazandıkları yerlerin ve bu savaşın sonuçlarının tekrar değerlendirilmesiyle muhatap tutuldu. En başta buna diretip istemese de Avrupa'da yürütülen baskılara dayanamadı. Hemen sağda Erstefanos Antlaşması'na göre Osmanlı Devleti'nin topraklarının e, çizildiği haritayı görmektesiniz. Başta söylediğimiz gibi Rusya bu kongreye en başta katılmayı istemedi fakat baskılara dayanamadı. Bu sırada 4 Haziran 1878 tarihinde e, yapılan bir anlaşma elde Osmanlı Devleti Rus tehlikesine karşı askeri bir askeri bir üst olmak üzere Kıbrıs'ın yönetimini İngiltere'ye bıraktı. Böylece e, masaya daha eri güçlü oturmayı planlıyordu. Berlin Kongresi 13 Haziran 1878'de Almanya Başbakanı Bismarck'ın başkanlığında toplandı ve tam bir ay sürdü. Osmanlı Devleti'nin konferanstaki temel beklentisi İngiltere ile yapılan Kıbrıs Antlaşması'nda etkisiyle Ayastafonos Antlaşması'nın kendi adına şartlarının iyileştirilmesiydi. Fakat... E, masaya oturan devletler kendi çıkarlarını gözetmeye başladıkları ilk andan itibaren Osmanlı Devleti'ni çok umursamaz hale geldiler. Berlin'e toplanan bir aylık kongrelinin sonunda 13 Temmuz 1878 tarihinde Berlin Anlaşması imzalandı. Anlaşma 64 madde olup bunların en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz. Ayastafonos Antlaşması sonucunda ortaya çıkan Büyük Bulgaristan ki İngiltere ve Avusturya Macaristan'ın en çok rahatsız olduğu şey buydu. 3'e ayrıl 3'e ayrılmasına karar verildi. Bulgaristan'ın ikinci bölgesi olan Şarki Rumeli vilayeti özerk olmakla birlikte siyasi ve askeri yönlerden Osmanlı Devleti'ne bağlı kalacaktı. Bulgaristan oluşturan üçüncü bölgesi ıslahat yapılmak şartıyla yine Osmanlı Devleti'ne bırakılan Makedonya'ydı. Osmanlı Devleti aynı zamanda anlaşma gereği Karadağ'ın bağımsızlığını tanıyacak fakat sınırlar üzerinde bazı düzenlemeler yapılacaktı. Sırbistan'ın bağımsızlığını tanıyacak ve Osmanlı borçlarının bir kısmını da Sırbistan'ın borçlarının bir kısmını da üstlenecekti. Harp tazminatı tazminatı konusunda Osmanlı Devleti ile Rusya kendi aralarında bir anlaşmaya varacaklardı. Osmanlı Devleti Ermenilerin yaşadığı vilayetlerde ıslahat yapmayı ve ayrıca Ermenileri Kürt ve Çerkezlere karşı korumayı taahhüt etmekteydi ki Berlin Anlaşması'nın 61. maddesi olan Olan bu madde bundan sonraki e, yıllar içerisinde Osmanlı'yı hatta günümüze kadar gelen Ermeni meselesi sorununla ilk yüzleşilen anlardan biriydi. Berlin Antlaşması haliyle birçok şey çözüm olduğu gibi e, sonraki süreçte yaratacak sorunların da tohumlarını attı. Birinci Dünya Savaşı'na giden so, e, yolda Berlin Antlaşması önemli kilometre taşlarından biri olarak tarihe kaydedildi. Berlin Kongresi nihayetinde imzalanan Berlin Antlaşması'nda getirdiği sonuçlar açısından 19. yüzyılın son çeyreği ile 20. yüzyılın ilk çeyreğindeki siyasi ve askeri gelişmeleri doğrudan etkilemiştir. Öyle ki anlaşma ile ortaya çıkan yeni düzen Birinci Dünya Savaşı'na giden yolunda kapısını aralamıştır. Kongre'ye katılan devletler tabii ki Osmanlı Devleti hariç kendi lehlerinde istediklerini elde etmiş. Ayastofonos'a göre kazançlarını mesela Rusya Ayastofonos'a göre kazançlarının önemli bir kısmını kaybetmiştir. En önemlisi Ayasofya'ya atlaşmasıyla belki de zirveye ulaşan Panistavizm Berlin Anlaşması'yla artık etkisiz hale gelmiştir. Yani Berlin Anlaşması'nda İngiltere, Avusturya ve Macaristan e, çıkarlarını elde ederken Rusya nispeten zararda, Osmanlı Devleti devleti ise kazananlar grubunun içerisinde yer almamıştır. Osmanlı Devleti Ayastefano Antlaşması'nın şartlarını az da olsa hafifletebilmiş, e, sağlamış. E, yine de en fazla siyasi, askeri ve mali kaybı uğrayan devlet olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu prestijiyle birlikte bu arada 212 bin kilometre kare toprağını ve 5 milyonlukta nüfusunu kaybetmiştir. Sadece Avrupa'daki topraklarının ise 5'te ikisini kaybetmiştir. Avrupa ve Balkanlarda oluşan bu yeni, statiko daha fazla dengesizlik yerleri yaratmış olacak ki devletler arasında mücadeleler yeniden alevlenmiş ve Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi de bu sürecin doğal sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Kongrenin bazı kararları kısa süre sonra ortaya çıkacak sınır sorunları için birer neden teşkil etmiştir bu arada. Mesela Karadağ sınır meselesi Osmanlı Devleti'nin uzunca bir müddet uğraştırmış fakat sonunda Ülgün 27 Kasım 1880'de Karadağ'a teslim edilmesiyle problem çözülebilmiştir. Benzer şekilde Girit'le bir sınır sorunu yaşanmış ve bu sorunda da Halep'e misakı yani sözleşmesiyle çözüme kavuşturulabilmiştir. Halep'e misakına göre ise 1868 tarihli zamnamedeki özelliklerin ve mahalli yetkilerin genişletilmesini öngörülmüştür. Berlin Kongresi'nde sorun olarak bırakılan yani çözüme kavuşturulamayan bir diğer mesele de boğazlar sorunu olmuştur. Özellikle İngiltere ve Rusya arasında tartışma yaratan bu konuda herhangi bir karar alınamamış. Bu ise boğazların kapalılığı ilkesinin bir kez daha teyit edildiği anlamına gelmekteydi. Berlin Kongresi'nde Osmanlı adına asıl sorunu yaratan saha 61, 61. madde olmuştur. Çünkü 61. madde Ermeni meselesini uluslararası bir e, kimlik kazandıran maddeydi. Ermeni meselesinin milletler arası diplomatik bir sorun haline gelmesinde 93 savaşı ve sonunda imzalanan anlaşmaların önemli bir yeri vardır. Oysa 78 yani 93 harbine gelinceye dek Ermeni meselesinden bahsetmek mümkün değildi. 19. yüzyıla gelindiğinde ise diğer milletler gibi özgürlük ve milliyetçilik akımlarının etkisiyle önce özellik daha sonra da bağımsızlık kazanmak için Ermeniler fırsat kollamaya başladılar. 93 harbi bu fırsatı ellerine fazlasıyla verdi. 3 Mart 1878 tarihli Ayastofanos Antlaşması'nda Ermenilerle ilgili olarak 16 madde düzenlenmiş ve böylece Ermenilerin yoğun çabaları yani Avrupa kulislerinde ki yoğun çabaları karşılıksız kalmamıştır. Söz konusu maddeye göre Rusların işgal bölgelerinden çekilmesi durumunda doğabilecek karışıklıkları önlemek üzere Osmanlı Devleti Doğu Anadolu'da Ermenilerin yaşadığı yerlerde mahalli menfaatlerin gerektirdiği ıslahat ve düzenlemeleri vakit kaybetmek için yapacak ve Ermenileri Kürt ve Çerkezlerin sardılarına karşı koruyacaktı. Berlin Anlaşması'nda da benzer bir madde 61. madde ile girdi. Buna göre Ermenilerin bulunduğu bölgelerde yapılacak ıslahatlar konusunda Rus askerlerinin tahliyesi, Osmanlı Devleti'nin zaman zaman büyük devletlere bilgi vermesi ve bu devletlerin de ıslahatlara nezaret etmesi ilkesi kabul edilmiş oldu. İşte bu maddeyle yani tam da 61. maddeyle Ermeni meselesi uluslararası bir nitelik kazanmak suretiyle içinden çıkılmaz bir sorun haline geldi. İngilizler sayesinde yani Ermenilerin e, o zamanın düveli muazzaması yani güçlü devletleri denilen devletler etrafında çevirdikleri kulisler sonucunda e, kulisler sonucunda e, Ermeniler istedikleri açısından büyük destekler sağladılar. E, tabii ki destekçilerin başında İngilizler vardı. Ki Ruslar bu konuda biraz çekince içindelerdi. Çünkü kendi işlerindeki Ermenilerin de aynı şeyleri talep etmesinden korkuyorlardı. Dediğimiz gibi İngilizler sayesinde umutlanan Ermeniler bu aşamadan sonra işi silahlı mücadele, şiddet ve terör dökmüşlerdir. Öncelikle Ermeni Patrikhanesi etrafında olmak üzere yoğun bir örgütlenmeye giriştiler. Bu süreçte birçok siyasi ve sosyal amaçlı dernek, cemiyet ve partiler kurdular. Bunlar Ermenilerin Birleşik Cemiyetleri ile Kara Karahaç Cemiyeti, Armenekan Partisi, Hınçak ve Taşnak Komiteleri bunlardan bazılarıdır. Ermeniler bu arada vilayeti Sitte denilen altı doğu elinde özel bir yönetim kurmak istiyorlardı. Oysa Ermeniler özel yönetim kurmayı istedikleri hiçbir bölgede çoğunluk değil, azınlık statüsündeydiler. Buna rağmen Ermeni komitecileri bölgede yaşayan Müslümanlara terör uygulayarak göç ettirmek ve seslerini duyurmak amacıyla gerçekleştirdiği birçok ihtilal gerçekleştirdiler. Yaptıkları bu terör şiddet faaliyetlerinden Bazıları Erzurum ayaklanması 1890, kum olayı, 1. Sason olayı, Bağbağlı yürüyüşü, Zeytun ve Van ayaklanmaları, Osmanlı Bankası baskını, 2. Sason olayı, 2. Abdülhamit'e suikast, bomba olayı ve Adana olaylarıdır. Ermeni olaylarının artmasıyla birlikte komitecilerin beklediği Avrupa müdahalesi çok geçmeden gerçekleşti. Şöyle ki İngiltere, Fransa ve Rusya'nın Babali'ye verdikleri 11 Mayıs 1895 tarihli ortak memorandum ile Berlin Anlaşmasından öngörülen ıslahatların yapılmasını istediler. Memorandum reddedildiyse de isteklerin yerine getirilmesi amacıyla 30 Eylül 1895'teki Babali yürüyüşü meydana geldi. Ortaya çıkan karmaşa ancak askeri tedbirle önlenebildi. Avrupalı devletlerin baskıları sonucunda ikinci abdülhamit 1895 yılında genel bir ıslahat programını kabul etmek zorunda kaldı. Buna göre genel af ilan edilecek, bölgeye bir umumi müfettiş gönderilecek, Hristiyanlardan mali ve mutasarrıflar seçilecekti. Bu 1856 ıslahat fermanından sonra Avrupalı devletlerin Osmanlı içerisinde müdahale etme fırsatının bir benzerini tekrardan Avrupalı devletlerin eline vermişti ki Ermeni meselesi günümüze kadar çözülmez bir problem haline gelmesinin kökenlerinde de e, tam da bu müdahale vardır. Daha fazla bilgi için E kampüsü e Anadolu Edu TR'deki kitaplardan, çıkmış sorulardan faydalanmanızı tavsiye eder. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim.